Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Bu can sizi çok seviyor. Sizi seven bir can. Şimdi canım takipçilerim, özellikle herkes Ekrem İmamoğlu'nu, işte CHP'yi, yerel seçimleri, bu için önümüzdeki süreci çok ciddi anlamda soruyorlar. İşte Ekrem İmamoğlu'nun tekrar aday olma konusu. Yani zaten hani hali hazırda belediye başkanı olan ve işte kazanmış olan birisi tabii ki de tekrardan aday olacak. Ve yani aday olmasını ben çok doğal bir şekilde karşıladım. Aday olmasaydı çok ilginç gelirdi bence bana. Şöyle bir şey var. Dürüst olmak gerekirse. Şimdi önümüzdeki sürece baktığımız zaman CHP'nin şu an zaten çok büyük bir değişim ve gençleşme sürecine doğru gittiğini görüyoruz. Buramda böyle bir sivilcek bir şey çıkmış. Neyse. Görüyoruz. Tamam mı? Ve Ekrem İmamoğlu'nun astroloji haritasıyla ilgili çok emin değilim. Zaten çok net bir şey yok. Kendisi de bir şeyler söylemiş ama ben daha sonra sordum, soruşturdum falan. Tam olarak doğru değil dediler. Neyse. CHP'nin özellikle astroloji haritasının üstünden baktığımız zaman CHP 18 yıllık Satürn dönemi bitiyor. Bitti. Merkür döneme girdi. CHP'de çok ciddi anlamda bir gençleşme olacağını, CHP'nin daha fazla gençleşmeye gideceğini, iletişiminin, network'ünün, bir sürü şeyinin çok daha fazla artacağını, hızlanacağını ve yükseleceğini özellikle gösteriyor harita. Çok net ve açık bir şekilde. Bunu büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim bir kere. Her şeyden önce. Bunun haricinde, bunun yanında diğer bir taraftan söylemek gerekirse önümüzdeki belediye seçimleriyle ilgili ben açıkçası bu seçim konularından çok bezdim. Hani bıktım. Hani gerçekten bıktım. Çok bıktım. Şimdi 2024'te Mart ayında seçimler. Şubat ayından itibaren özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın astroloji haritasına baktığımız zaman zor bir sürecin içinden geçeceğini gösteriyor. Şubat ayından itibaren. Şimdi burada hep beraber bir bakalım. Hemen AK Parti'nin haritasının üstünden bakmak lazım. AKP haritasının üstünden bakmak lazım. Açıkçası başarı ve iş hayatı ile ilgili zorlukların olduğunu gösteriyor. Yani burada bir zorluk, burada bir sıkıntı, burada bazı problemlerin, sorunların olduğunu gösteriyor. O yüzden nedir onun adı? Hep beraber göreceğiz buradaki süreci. Ama 2024 yılı özellikle zaten 2025'in Mayıs'ına kadar Türkiye'nin başındaki kişinin ve kişilerin değişeceğini gösteriyor. Hep beraber göreceğiz nasıl olacak, ne olacak, ne bitecek, nasıl bir sürecin içinden geçirecek. Hep beraber bunu çok net ve somut bir şekilde göreceğiz. Bir taraftan da şöyle bir şey var. CHP'nin haritasının üstünden baktığımız zaman da CHP'nin çok ciddi anlamda bir yükseliş, bir açılım, bir gelişim yaşadığını, daha iyi bir noktaya doğru da özellikle gidişatının olacağını gösteriyor. O yüzden ben açıkçası çok pozitifim. CHP'nin haritasına baktığımız zaman önümüzdeki dönemde çok ciddi bir yükseliş yaşayacağını, çok ciddi anlamda çok daha iyi bir noktaya da gideceğini gösterir. Bunu da çok net ve açık bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Diğer bir deyişle. Ben bir şekilde önümüzdeki Şubat ayından 2024 Şubat'tan itibaren 6 ay öncesi 6 ay sonrası özellikle 6 ay sonrası olan dönemde AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın orada böyle çalışmak ve bazı şeyler, bazı konular, bazı sorunlar, bazı problemler orada olabileceğini gösteriyor. O yüzden bunu çok rahatlıkla şöyle bir şey söyleyeceğim. Bence kesinlikle çok ciddi anlamda gelişmeler, değişimler, bir sürü süreçler göreceğiz orada.
Çünkü evet. Tamam. Çünkü Satürn özellikle Güneş, Merkür, Venüs'ün üstünden geçiyor Recep Tayyip Erdoğan haritasında da çok yani böyle şey yapar, inanılmaz bir yorgunluk verir. Recep Tayyip Erdoğan haritasında halsizlik verir, kişi çalışmak istemez, bir sürü şeyler ertelenir, bir sürü olaylar ertelenir, bir şeyler yavaş gider, postpone eder, tamamen erteler, böyle bir şeyleri beklediği şeyleri, bir şeylerin gelmesini, enerjisi düşer, yaşam enerjisi düşer kişinin, böyle bir sürü problemler ve sorunlar yaşar. Satürn Güneş'e transit yaptığı zaman ki Recep Tayyip Erdoğan astroloji haritasında Satürn Güneş'e transit yapacak. Bayağı bir enerjisini düşürür kişinin. Yani böyle bayağı hani hiçbir şey yapmak istemez ve ilk 2 ay çok yoğundur. Sonuç olarak Şubat ayında transit yapacağını düşünürsek haritasına 13.44 Recep Tayyip Erdoğan'ın astroloji haritasında bir dakika. 13.44. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Şubat'ın 10'una kadar. Şubat'ın böyle tam 6, 7, 8, 9, 10 2024 Şubat 6, 7, 8, 9, 10 o sıralar. Yani Şubat'ın başından itibaren hatta. Birinden itibaren orada çok yoğun bir şekilde 13 derecede oluyor. Recep Tayyip Erdoğan astroloji haritasındaki güneşle aynı derecede. Şöyle göstereyim. Evet, güneşle aynı derecede. O yüzden burası için açıkçası zorlayıcı diyebiliriz. 1, 2, 3. Hatta ayı da 15 derece, ilk 3 derece içinde. Buraya transiti de ne zaman? Ben size söyleyeyim. Şubat'ın sonuna doğru da Ayın'a ve Mars'ın transiti var. Satürn'ün oradan. O yüzden burası birazcık zorlayıcı bir etki verebilir diyebiliriz. Kesinlikle evet. Evet. Zorlayıcı bir etki verebiliriz diyebiliriz. Bunun yanında bakacak olursak eğer CHP'nin astroloji haritasına baktığımız zaman Merkür dönemine giriyor. Merkür bakın 16.4 bütün dönemlerin içinde hepsinde çok daha yüksek girmiş. Kesinlikle bir yükseliş ve daha iyiye doğru bir gidişat var. Jüpiter de burada Ay'ına, Mars'ına, Uranüs'üne, Venüs'üne, Güneş'ine hepsine birden 5'e 9 transit yapacak. O yüzden onunla ilgili de açıkçası daha pozitifim. Öyle bir olay var. AK Parti'nin haritasının üstünden baktığımız zaman Rahu daşasında peki Rahu'da hangi daşada alt daşası dönemi ne? Ona bakalım. Alt dönemi Rahu Güneş. Rahu Güneş döneminde 2023'ün 12. ayından sonra Güneş 12. ev ve 4. ev yönetiyor. Yani hani çok şey değil. Şöyle buradan zaten 6. ev beraber çalıştığı insanlar iş evinden kariyer evine Satürn 5'e 9 transit yapacak, açı yapacak. Ondan sonra zorlayıcı tabii biraz. Evet, zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bakıyorum. Navam haritasının üstüne bakalım. Evet. Zorlayıcı. Evet. Ayı da burada. Aynı yerde. Vargot tam ayı. Ayını her halükarda transit yapacak. Buradaki etkili. Tamam. Yani sonuç olarak burada hep beraber buradaki süreci göreceğiz. Ne olacağını, ne biteceğini, nasıl olacağını. Ama çok ciddi bir değişim ve açılım, çözülüm farklı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani ben zaten şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Hani bu belediye seçimlerinde öyle olur, böyle olur, şu kazanır, bu kazanmaz vesaire bir şey söylemeyeceğim.
Ama bildiğim, hani gördüğüm net bir şey varsa 2023 Ocak'la 2025 Mayıs arasında Türkiye'nin başındaki yönetimindeki kişilerin özellikle değişeceğini, son 30 yıldır başındaki kişilerin çok zor şeyler yaşayacağını gösteriyor. Burada haritaların açıkçası baktığımız zaman ben belediye seçimleriyle ilgili şey değilim. Nedir onun adı? Yani bence Ekrem İmamoğlu'nun kazanma olasılığı çok çok yüksek. Kesinlikle tekrar. Ve diğer partilerden insanların da kazanma olasılıkları çok yüksek diyebiliriz. Tabii ki de %70 astroloji bilebilir. %30 ilahi alem. İlla %100 öyle olacak diye bir şey yok. Ama hep beraber göreceğiz. Bu konuyla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun bir astroloji haritasını ben bayağı sordum, araştırdım ama gelen bilgiler üstünden tekrar onunla ilgili bir harita analizi yapacağım. Halihazırda olan haritasının üstünden bir bakalım. Bir de aslında Ekrem İmamoğlu'nun tam olarak belediye başkanlığına başladığı zamanın bir haritasını bulabilirsem, özellikle yazarsanız hatta aşağıya tam olarak belediye başkanlığına başladığı, olduğu, kazandığı, belli olduğu zaman haritasını, doğum tarihi, doğum saati, doğum yerine söylerseniz, bana yazarsanız bir de o harita üstünden bakayım. O zaman çok daha net ve açıklayıcı olur. Evet. Canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Saadet Büyük'le birlikte çok da güzel bir video yapmıştık. O videoyu da mutlaka seyretmenizi çok tavsiye ederim. Seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Bye bye.